Kararlısın yani. Söylemeyeceksin nereye gittiğimizi. Ömer Bey, lütfen efendim. Şimdi söylersem gerçekten ayıp olur yani. İyi, tamam, peki. Olmasın ayıp. Hep gizlermiş duygularını kral. Kaçınırmış görmekten. İçinde saklarmış. Saklarsa, sakınırsa daha az hırpalanacağına inanırmış çünkü. Ama hiç belli etmese de hep genç kızın tarafında olmuş. Koruyup kollamış onu. Her zaman, her yerde, ne pahasına olursa olsun. Genç kızın ne zaman sevindiğini, ne zaman kırıldığını, ne zaman üzüldüğünü en iyi kral anlamış. Ve hep en doğru zamanda, en doğru yerde sarıp sarmalamış onu. Yatıştırmış. Gizliden gizliye hep izlemiş genç kızı. Hep farkında olmuş. Attığı adımın, nerede olduğunun, ne hissettiğinin. Ne zaman ihtiyaç duysa özenerek, bazen korkarak kırmaktan ama her defasında üzerine titreyerek yanında olmuş. Hep iyi gelmişler birbirlerine. Genç kız krala, kral genç kıza. Ne yaşanırsa yaşansın, asla kaybetmemişler o aşkın ahengini. Hep kaldıkları yerden, eksilmeden, eskimeden devam etmişler birbirlerini yaşamaya. Konuşmasalar da genç kız bilirmiş kralın kalbinin hep doğru yerde olduğunu, ondan taraf olduğunu. Hissedermiş. Bu yüzden hiç vazgeçmemiş tutmaktan elini. Aşkla, sonsuz, güvenle. Zamanla herkesten iyi tanımış genç kız kralı. Bir tek o anlar olmuş kralın halinde. Kırılgan ruhunu, çocuk kalbini bir tek ona göstermiş kral. Zaman geçtikçe konuşmalarına bile gerek kalmamış. Hiç konuşmadan, iletişim kurmadan anlayabilmişler birbirlerini. Çünkü kalpleri aynı yerde atıyormuş artık genç kızla kralın. İşte bu yüzden hiç vazgeçememişler. Ne aşktan ne birbirlerinden.
Çağırmışsın. Geldim. Berim Hanım'la ilk bu bankta karşılaştık biliyor musun? Etkileyici bir konuşma yapmıştı. İşte, hayattaki fırsatlar, kendi şansımı kendim yaratmak falan. Abimin borcunu da biliyordum. Çok saçma geldi, kabul etmedim. Korktum da. Sonra gidip Nihan'a anlattım. Ya dedi adamlar abine bir şey yaparsa. O zaman işte bende ipler koptu. Koştura koştura geldim, teklifini kabul ettim. Böyle güzelle çirkin gibi bir şey olacak sanmıştım. Seni öyle bir anlattı ki. Aşırı kuralcı, sert, disiplinli. Ki öylesin. Ama bunda hiç korkulacak bir şey yokmuş. Mesela gülüşünden hiç bahsetmedin. Yani öyle bir gülüyor ki görünce bir daha kendine gelemezsin demedi mesela. Ya keşke deseydi, belki o zaman başıma gelecekleri bilirdim değil mi? Sonrasını biliyorsun zaten. Gidip olanları Nihan'a anlattım. Yani asistanın olduktan sonra geçirdiğim her gün benim için bir maceraydı. Sonra aşık oldum. Hem de ne? Uçuyor gibiydim. Sonra çakıldım. Önce seni dağ evinde bırakıp gittiğim gün. Sonra senin artık sana güvenmiyorum diye beni terk ettiğin gün. Ama yine de ayrılmadık. Bir şekilde bulduk birbirimizi. Düğüne kadar. Evet. Saçma sapan kiralık aşk oyununu öğrenene kadar. Ha bu arada. Ben Hulusi Bey'e gidip mirası istemediğimi söyledim. Tahmin etmiştim. Seni anladım biliyor musun? Yani ne yaşadığını, ne hissettiğini. Tamam bizim durumumuz farklı. Sonuçta Pamir Bey'le aramızda böyle bir şey yok. Ama yine de kendimi kandırılmış, salak yerine konulmuş gibi hissettim. Kırıldım galiba. Sen aslında bana bunu söylemeye çalışıyordun değil mi? Hemen bileyim istedim. Evet, tamam işte bizim şey olunca. O yüzden bu kadar suçladın sen kendini? Yani benim dizimi incitmem. Yani çok da önemli değil. Sonuçta gerçekleri öğrendim. Bundan sonra hiçbir şey kandıramasın bizi. Konuşalım ne olur, olur mu? Yani başka meseleler, başka kişiler olmadan biz aslında gayet iyi anlaşıyoruz. Anlaşma biraz hafif kaldı sanki. Pardon. Pardon. Efendim. Efendim. Tabii ki geliyorum. Tamam tamam, biz bilinirliği aldık zaten. Tamam, orada olacağız. Tamam, görüşürüz. Tabii, görüşürüz. Ayakkabı fuarı. Ha, evet. Biz de orada olacağız stil olarak. Olsun. Nasıl olsa orada beraberiz. Ben kalkayım artık. Dur, beraber geçerdik şirketi. Ha yok, ben şirkete geçmeyeceğim. Bugün ekmek arasının doğum günü de, ben eve erken geleceğim diye söz verdim. Ekmek arası ha? Senden bunu duymayalı bayağı oldu. Esra nasıl, ne yapıyor, iyi mi? İyi. Kırgın mı o da bana? Yok, o daha çok senci. Yani her zamanki gibi. Ama diğerlerini düşünmek istemiyorum, gerçekten içim daralıyor. Soy'la konuşmadınız yani? Konuşmadık. Zaten konuşamıyoruz çünkü küs. Şey anladım ama bir denk gelirsiniz yine de bir. Konuş. Nasıl? Ne bileyim, konuşun işte. Kalkalım mı? Kalkalım. Kızım bavulun küçücük. Ne koydun sen bunun içine? Bana bak, doğruyu söyle, yün kazak almadın mı yoksa? Anneanne ben zaten küçücüğüm. Kazan ne kadar olsun yani? Vallahi aldım ya. Defne bana bak, bol bol fotoğraf çek bana yolla, tamam mı? Beni habersiz bırakma, ben çatlarım. Hmm. Oldu canım, bol bol sinep atarım sana böyle orada delirmeceler kopmacalar diye. Tabii kopma aksın. Hadi hadi hadi.
Bunları yattığın yerden mi çıkıyor bu espriler? Kızım ne diyorlar bunlar Esra? Oo anneanne bence sen hiç bulaşma. Gençler size doyumamaz. Hadi ben kaçtım. Hadi. Hadi. Allah'ım. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Söylemedi, anlatmadı bana bir şey. Yani mesele benim meselem. Ben söyleyeyim diye düşündük. Vay, bir de ortak karar almalar falan. Oğlum acayip mutluyum şu an ya. Gel lan bir daha sarılacağız. Salak. Of, çok özlemişim. Hocam. Bana bak. Ha. Bir daha bana küsersen yemin ediyorum gelir kapına dayanırım. Çirkinleşirim, haberin olsun. Tamam be, geçti gitti işte. Ay ne güzel başladım güne böyle ya. Ya aslında şu an seninle takılmayı çok istiyorum da benim fuara gitmem lazım. Amir Bey gelecek, alacak. O vakit. Haydi bakalım. Nereye ben? Gel. Ya ama ben. Gel. Ya bu nereye gidiyoruz? Gel. Ya oğlum nereye gidiyoruz? Vallahi bak doğru. Ya benim dönmem lazım diyorum ya. Ya tamam be kızım, biraz sabırlı ol. Geldik. Amma da gizem küpü çıktın ha. Allah Allah. Evet. Ya baya baya şirket olduğunuz bir de Ömer'e mi çalışıyorsun? Ha istersen tekrar kavga edelim. Aman aman yok yok istemem. Böyle çok iyi. Bal börek mis. O zaman benden buraya kadar. Görüşürüz. Al yemin onu. Buyurun efendim. Buyurmaz mısınız? Tabii. Buyursunlar. Buyuralım madem. Ya. Efendim? Yani böyle öylece duruyorsun. Hiç renk vermeden sabırla böyle bekliyorsun. Yani vallahi gıpta ile bakıyorum. Hayır çünkü ben olsam mümkün değil, tutamam yani. Kesin çaktırmıştım. İso ile konuştum diye söylemiştim. Yolumuz da var bayağı. Ne güzel işte. Baş başa şöyle bol bol konuşuruz. Konuşalım. Özledim zaten seninle konuşmayı. Ve yalan söylemeden, sır saklamadan... Sorduğun her soruya cevap vereceğimi bilerek. Çok beklettin beni Defne. Bunun hesabını vereceksin. Ama değmez miyim? Bak bak hareketlerime hiç yakışıyor mu sana? Ha bir dakika bir dakika ya. Hesap derken? Bilmiyorum. Bakacağım yani öyle planlı bir şey yok. Ya Ömer öyle birdenbire bir şey yapıyorsun. Vallahi kafam gidiyor benim. Bak iş, fuar önemli ne olur kafamı karıştırma benim. Şimdi ben birden bir şey yapıyorum ve aklım başından gidiyor öyle mi? İyi fikirmiş. Şöyle yapalım, gittiğimiz yerde yani fuarda ben birden bir şey yapayım. Rujunu bozayım mesela. Ne zaman? Ona bakacağız. Ne zaman? Öyle bayağı birden haber vermeden falan. Başka türlü tadı çıkar mı? Hoşuna gidiyor değil mi? Bayağı heyecanlanmam, telaşlanmam, saçma sapan hareketler yapmam bayağı bildiğin hoşuna gidiyor. Bilerek yapıyorsun değil mi? Hı. Aynen öyle.
Biz otelde kalacakmışız yani stil olarak ekipçe davetliyiz. Herhalde siz dönersiniz değil mi? Bakarız. Toz. Ha. Kahvaltı ettin mi? Efendim Sinan? Ha, Ömer geldin mi? Geldim. Abi programımız çok yoğun. 4 tane toplantı ayarladım. Hatta 5.'si öğlen yemeğinde. Yani 2 gün boyunca 1.000 tane adamla 1.000 insan konuşacağız ha. Ona göre çene nasılsan iyi olur yani. Tamam Sinan. Sen neredesin? Girişteyim. Tamam bekle beni. Ben şimdi fuardan çıkıp geliyorum. Girişte olacak zaten toplantımız. İyi tamam ben lobideyim gelirsin oraya. Efendim Seda Hanım. Geldin mi? Neredesin? Evet evet geldim buradayım. Tamam. İlk toplantımız çok önemli. Sen de katılacaksın. Hemen mi? Evet evet hemen. Ben şimdi restorana doğru geçiyorum. Sen de bir an önce gel bizi bekliyorlar. Tamam peki geliyorum ben de. Seda mı? E hadi madem. Gideyim ben o zaman. E hadi geçelim. Hadi gidelim. Lara'dan haber alamadım sabahtan beri. Neyse ki şimdi annem mesaj atmış her şey yolunda diye. Ay adamlar gelmeden bir kadeh bir şey mi içsek? Vallahi aslında iyi olur gibi ama artık çok geç. Merhabalar. Merhaba. Geç kaldım kusura bakma. Estağfurullah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizlerdeyiz. O zaman ufaktan başlayalım mı? Şeyi banyosu. İyi akşamlar. Hiç rahatsız olmayın. Ah Ömer Bey. Sinan Bey. Şenol Bey hatırlarsınız. Ya ben bir anda çıkaramadım. Özür dilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Epey zaman oldu. Evet, evet. Fuardan sonra tekrardan görüşelim. Yine ofisinize de bekleriz. Hay hay. Ayarlayalım bir an önce. Üst tutmayalım o zaman. İnşallah. İnşallah. Afiyet olsun. Nerede kalmıştık? Ne durumdasın? Ben hazır gibiyim. Toplantıları diyorum. Ha anladım. Toplantılar bitti bir tek akşam kaldı. Yapma ya. Hı. Benim de işim var. Olsun. Buradasın şimdi yani buradayız. Seni görmek iyi geldi. Sen bak bakayım bana. Ne oldu? Bu fuar yaramış sanki sana yani yüzünde başka türlü bir güzellik var. Ha yok ya benim her zamanki hali. Bak sen. Ay Ömer Bey ha ben çok kötüyüm ya ölüyorum galiba. Derya ne oldu sana ya bu ne hal? Ya işte hasta oldum. Hani geçer dedim ama geçmedi daha da kötü. Bir şey yapalım bir doktor falan bulalım seni. Ay ben gittim sabah. İlaç aldım falan onları içiyorum. Ama işte biraz dinlenmem lazım. Yani siz... Asite ya asitanlık yapamayacak gibi... gibi bir halim var. Ne yapıyorsun ya? Kızım moleküllerini saçtın her yere. Adamın üstüne üstüne hapşırıyorsun ya. Hasta olacak fuar öncesi olur mu? İşte ben de onu diyorum. Böyle olmaz. Tamam git o zaman dinlen ya da şu otelde bir oda falan baksınlar, ayarlasınlar. Asistanlık? Ben yaparım. Efendim? Asistanlık diyorum ben yaparım. Yani geçici süreli ne yaparım? Nefne ya. Teşekkür ederim. Gerçekten harikasın yani. İyi o zaman ben gideyim dinleneyim biraz. Tabii tabii Derya hadi yat dinlensin. Bir şey olursa siz bana. Tamam tabii, tabii. Derya. Asistan Defne ha? Biraz eğleneceğiz demek ki. Aa siz eğleniyor muydunuz? Siz eğlenmiyor muydunuz? Vallahi ben daha çok heyecanlanıyordum tabii o zamanlar daha minnoşum. Hala öylesin. Hala benim tatlı Defnemsin. Yalnız biraz asistanlıkta paslanmış olabilirim. Bakacağız.